Hepimizin saatlerini geçirdiği ofislerimizle ilgili her şey artık değişiyor ve çok eğleneceğiz desek inanır mısınız? Ofisteki bütün stresleriniz artık sona eriyor desek. Bırakayım. Neyse biz sözü fazla uzatmayalım ve sizlere çalışmanın şekli değişiyor adlı sunumu yapmak üzere Urban Station kurucularından Gökhan Beydoğan'ı sahneye davet edelim. Ya bisikleti. Tabiri Lamba lamba. Oraya oraya. Şu lambayı düzeltir misin? Herkese merhaba. Şimdi ben çalışmanın şeklinin değiştiğiyle ilgili bir sunum anlatacağım sizlere mimarlarımıza. Evet, artık ofis hayatı değişti fark ettiğiniz gibi. Eskiden ofis dediğimiz ortam tamamen çalışma ile alakalı, biraz da sıkıcı gibi gözüken şu siyah beyaz fotoğrafta gördüğünüz gibi bir ortamdı. Tabii öbür tarafta da biraz ekstrem bir case'i var. Çok eğlenceli bir leisure alanı. Diyoruz ki ofis vaktimiz çok ciddi manada geçtiği için Çalışma ee, çalışmayla eğlence hayatı bir bütünlük e, içine girdi ve insanların beklentisi böyle özellikle Y jenerasyonunun da aramıza katılmasıyla birlikte çalışma dünyasına. Dolayısıyla insanlar stresli değil aslında mutluluğu yaşamak istiyor ofiste. Ve bununla ilgili e, sadece bir çalışma alanından ötesi olması gerektiği gerekiyor ve tasarımların da buna göre yapılması gerekiyor. Peki İnsanların beklentisinde aslında bir gün içinde yapmanız gereken bazı faaliyetler var ve bunlarla ilgili ne yapacaksının yanında artık nerede, ne şekilde ve kimin ne yapacaksın da önemli sorular oldu. Bu sorularda aslında bizimle ilgili tasarımı değiştiren yönleri belirleyen şeyler. Mesela nerede ile ilgili artık opsiyonlar var. Ofiste, evde veya üçüncü alanlar dediğimiz yerlerde çalışma imkanı var. Ofisinde bile kendi masamda ya da bir konsantre olacağım alanda, lounge alanında veya grup çalışması yapabileceğim bir community table dediğimiz bir masada olabilir. Evde çalışma bir alternatif olabilir. Bir de dışarılarda hepimizin yaptığı gibi belki ben daha iyi bir park alanından tutun, kafede, restoranda, otel lobisinde, lounge'larda ya da birazdan bahsedeceğim bizim geliştirdiğimiz Urban Station gibi üçüncü yerlerde de çalışabiliyoruz. Bunun beraberinde ne şekilde çalışacaksın? Yani aslında bir telefonumla bir telekonferans yapacağım, tel konumum var gibi bir deyim var artık biliyorsunuz. Dolayısıyla ofiste bununla alakalı bir alanın olması lazım. İş arkadaşlarına danışabileceğim, brainstorming yapabileceğim bir alan lazım. Ya da konsantre tek başıma çok sessiz bir alanda iki saat bir bütçe hazırlığı yapmam, bir proje sunumu yapmam lazım diye şekli de aslında o günkü faaliyetiniz, aktivitenizle alakalı olarak değişebiliyor. Bunun beraberinde kiminle yapacaksın? Yani ben bir kendim, iş arkadaşlarımla, uzaktaki insanlarla video konferans, telekonferansla ya da fikrine güvendiğim insanlarla aslında biraz beyin fırtınası şeklinde gibi o günkü aktivitemi farklı farklı değerlendirebileceğim alanlar olabiliyor. Dolayısıyla diyorum ki aslında tercihler ve ihtiyaçlar her yerde olduğu gibi artık yeni çalışma hayatımızda da tasarımı etkiliyor. Yani bununla birlikte tasarımda ofislerimizde tüm gün sabit bir masada eski düzen şöyle bildiğiniz cubicle'larda çalışma imkanı olmadığı aşikar. Zaten bir Google Office furyası ile birlikte biliyorsunuz artık tüm firmalar bu olaydan vazgeçti ve seçenekler sunacakları alanlar yaratmaya başladı. Yani kendi ofislerinde insanların o günkü aktivitesini tek başına yapmaktan bireysel yapmaktan, grup halinde yapmaktan ya da işte video konferansla başka uzaktaki insanlarla yapmaktan öte, işte grup çalışması ya da sessiz bir alan, lounge alanı gibi değişik alternatiflerin sunulduğu yerler yaratılması gerekiyor. Yani aslında insanlar bir, bir kere daha mobiller, daha esnek çalışma istiyorlar ama bununla birlikte kendi işlerini halledebildikleri kadar tek başlarına bir yandan da sosyalleşme ortamından uzaklaşmak istemiyorlar. Bunun beraberinde bizim hayatımızda birçok ihtiyacımız ya da talebimizle ilgili çok seçeneğimiz oluyor. Ve diyor ki ben ofise girdim bazen 12 saat kalıyorum. Ofisimde de o gün içinde belki değişik 4-5 tane seçenek alternatif alanım olsun. O güne belki girişteki lobi alanında başlayayım. Sonra konsantre sessiz çalışma alanında devam edeyim. Telefon kulübesinde bitireyim. Gün gün sonu faaliyet değerlendirme toplantımızı da minderlerin üstünde yapayım diye bir düşüncesi oluyor. Yani sizlerin, bizlerin aslında tasarım e, tasarım olarak bu alternatifleri insanlara sunmak e, bir artık yükümlülüğümüz oluyor. Ofis alanının hangi ihtiyaçları, hangi ihtiyaç hangi ihtiyaçlar ve hangi anda nasıl ile ilgili siz bırakın alternatifleri sunun, kullanıcılar onlara karar versin. Ee, bazı bununla benzer e, konularla alakalı beğendiğim ürünleri de burada sergiledim orga Fuarı'nda fuarında e, karşılaştığım aslında esneklikle alakalı değişik çözümlerle alakalı durumlar şimdi burada girişte de biz kendimizle ilgili bir şey bir video gösterdik e, biz kimiz dersek aslında Urban Station markasını e, Türkiye'ye getirerek çalışmanın şekli değişiyor aslında farklı çalışmanın tadına varın e, motto'muzla birlikte İş lounge alanları yarattığımız bir konseptiz. Konseptimiz temelde ihtiyacı, mobil çalışanların artışı, teknolojik imkanların e, artık rahatlıkla iş kurmaya, işlerinizi uzaktan takip etmeye el vermesi, şirketlerin de dahi, kurumsal firmaların da dahi e, dağınık ve çeşitli alanlarda öngörülemeyen maliyetlerle karşılaşması, aynı zamanda da metropol şehirlerde ofis alanlarının kiralandığı e, projelerin, metrekare değerlerinin, kira değerlerinin çok artmasıyla birlikte oluşan ihtiyaçta bir ofis slash kafe konsepti oluşuyor Urban Station diye. Kafesin dışındaki özgür kuşlara hitap ediyoruz ya da özgürleştirmeye çalışıyoruz aslında. Diyoruz ki farklı çalışmanın tadına varın. Bizdeki konsept çok basit aslında. Siz gidip herhangi bir kafede, restoran ya da başka bir otel lobisinde çalışırken işletmenin masasını meşgul etmenizin karşılığında bir tüketim yapıyorsunuz. Bizdeki konsept ise çok basit. Az önce gösterdiğim gibi geliyorum ben bisikletle geldim. Siz nasıl gelmek isterseniz geliyorsunuz. Yakındaki bir istasyonda duruyorsunuz. İstediğiniz alanda oturuyorsunuz. Bilgisayarınızı açıyorsunuz. Çalışmaya başlıyorsunuz. Ve bir coffee break alanımız var tüketimi biz size sağlıyoruz. Filtre kahvemiz, demlemi çayımız, tatlı tuzlu ikramlıklar yani aslında bir kişinin bir ofis alanında gün boyunca ihtiyacı olan e, hizmetleri biz ürünün içinde veriyoruz ve siz sadece kaldığınız süreyi ödüyorsunuz. Bunun beraberinde gittikçe azalsa da işte printer faks makinesi, scanner gibi hizmetler. Onun dışında belki canınız bir müsti istedi işte ya da sandviç istedi, bunun gibi Urban Market'ten alışveriş yapabileceğiniz imkanlar var. Ve bu kartınızla birlikte check-out yaparken sadece kaldığınız süre diyorsunuz. Ki bu saatli 8 lira, günlüğü 35 liralarda olan bir ücret ve işinizi halletmiş oluyorsunuz. Gidip bir müşteriyle görüşmenizi yapıp belki evinize yakın başka bir Urban Station'da akşama doğru çalışmayı tamamlayıp devam ediyorsunuz. Biz 2012'de Türkiye'deki ilk konseptimizi şubesini açtık. Mastak'ta. Arjantin'de geliştirilmiş bir konseptti. Biz eş geliştirici olduk ve bunu iyileştirdik ve şu anda bu işin aslında Avrupa ve Orta yayılması ile ilgili bacağı üstlendik. Konsept Mekanlarımızla alakalı bazı görüntüler var. Bu Ümraniye, bu yakadaki şubemiz, sol üstteki en büyük şubemiz. Onun dışında konseptimizin içinde toplantı odaları var. Kavacık'tan bir görüntü, Şişhane, Pera'dan bir görüntü. Şu anda İzmir'deki şubemizin inşaatı yapılıyor. Ve konseptte aslında çalışmanın olduğu her yerde bir toplantı ihtiyacı olduğu için toplantı alanları yarattık tabii ki de ve e, ciddi manada sayıda e, firmayla toplantı alanları için e, beraberinde uydu ofis çalışmaları için e, ilerliyoruz. Konseptimizde gördüğünüz gibi burada sağ üst kenarda kilitli dolaplar var. Mesela ya da laptop bunuzu kitleyebileceğimiz masa dizaynımız var. Bunlar ufak dokunuşlar ama çok günlük ihtiyaçla alakalı şeyler oluyor. Şimdi Galata Şube'mize bağlanacağız.

Evet istasyonların hepsi aslında kedi yok ama teşekkür ediyoruz kurbana bu özel prodüksiyon için. Ee, sunumumda zaten 3-5 nokta kaldı tamamlayacağım. Bu bizim şu anda bulunduğumuz lokasyonlar. Amacımız aslında her yerde olmak. Çünkü size convenience'la ihtiyacınız olduğunda ihtiyacınız şekilde ofisinizi çözümlemek. Bununla birlikte aslında Türkiye'de de belli yerlerde şu anda İzmir'dekinin inşaatı tamamlanıyor. Aralık ayı içinde açılacak. Ankara'da da inşallah Ocak gibi açılacak. Değişik yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Bunlar da aslında baktığınızda hep büyük firmalar ve bu firmaların ofisleri var, genel merkezleri var. Çok güzel, sizlerin sayesinde güzel dizayn edilmiş, yeni 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 tasarlanan ofisleri var ama bir yandan mobiliteye ihtiyaçları var. Dolayısıyla bizle birlikte bu kullanımları yapıyorlar. Gerek toplantılar, eğitimler, gerekse bireysel çalışanları için. Bu Mesela bu yaptığımız çalışmayla birlikte arkasında Eczacıbaşı'yla, Doğuş grubuyla, Deloitte'la böyle çalışmalar yaptık. Ericsson 650 tane personeline Urban Station kartı verdi ve dedi ki siz alternatif olarak kendi ofisinizde çalışabilirsiniz, genel merkezinizde ama açık ve aktif tüm Urban Station'lar sizin bir çalışma alanınızdır. Bununla birlikte Ericsson Great Place to Work'ten ikincilik ödülü aldı. Ee, bununla beraber üst, sol üst taraf, sağ üst tarafta gördüğünüz bizim bu yaka şubemizde onlara eks ekskluzif 250 metrekarelik bir alan yaptık. Sadece onların girebildiği, aksesinin olduğu bir alan var. Deloitte'la iki aylığına mastadan üst katını kapatacak şekilde projeler yaptık. Şu anda Eczacıbaşı Doğuş Holding uzun dönemli olarak bizim alanlarımızı, personellerine verdikleri bu kartlarla birlikte bir uydu ofis olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla ben de diyorum ki kalıplara bağlı kalmamak, esnek düşünmek, farklı düşünmek dileğiyle diyerek sizi bu değişik dünya haritasıyla baş başa bırakıyorum. Başka bir Urban Station açmaya gidiyorum. Gökhan Bey Doğan'a artık farklı bir ofisimiz olabileceğini bizlere gösterdiği için çok teşekkürler.